Seven Serengil'in sevgili of. Yaşar'la olan evlilik anlaşmasının maddeleri. Evlilik zaten değil o. Değil. Ne bu? İlişki sözleşmesi. İlişki sözleşmesi. Daha evlilik yok ortada. Biliyor musun bunları? Evet. Ya şakadan yapılmış bir şey. Ya şaka ama onun altında bakıyoruz bayağı bir ciddiyet payı var yani. Yaşar'ın şartları. Geçmiş hayattaki teyze, abla, amcaların cenazesine bile gidilmiyor. Bu nasıl bir anlaşma? Bu nasıl bir şeymişsiniz ya? Kız kıza tatil yok. Erkek erkek kız kıza tatil yok. Benle bile tatile gitmeyeceksin. Tatil yok demiş. Dememiş. Bu kadar dememiş. Kız kıza gece kulübü yok. Bu seni kızların yanında görmek istemiyor adım kadarıyla. Her ya ne olursa, o şakacıktan bir şey. Her ne olursa olsun yalan yok. Bu zaten. Dışarıda kalmak yok. Allah Allah. Nelerinden yani korkuyor bu senin yani böyle. Kız arkadaşımla kalabilir miyim yani? Kalabilirsin. Kalamıyorsun kız arkadaşımla. Annemden sonra aynı şeyler bunlar zaten. Haftada bir arkadaş grubuyla akşam yemeği olabilir anca. Benle yaşlanacaksın. Ama en güzeli bu değil mi? Ama çok sert değil mi yani böyle niye? Hani benle yaşlanacaksın. Aslında çok güzel bir şey söylüyor. Allah çünkü erkekler eşleri yaşlandıkları zaman daha genç kadınlara bakıyorlar. Bu demektir ki o beni ömür boyu her halimle kabul edecek. O güzel bir hareket bence. Yani şimdilik yani böyle görünüyor. Evet güzel. Sözleşme yaptığı için de gidemeyecek yani. Telefon şifrelerini bilmek yok ama istenirse beraber bakılacak telefonlara. Allah. İstendiği an taraflar birbirlerini görüntü olarak arayabilecek. Bomba değil mi bu? Ya Allah çok güzel, ya. Yani garip işler ama enteresan. Yani ben sana söyleyeyim, birçok insan bence kendi arasında bunları konuşuyordur yani. Bence ilişkideki bütün problemler, başlıkları bunlar. Herkes herkesin şifresini bilmek istiyor ve aldatıyor mu, aldatmıyor mu, DM'den başkasına yazışıyor mu, yazışmıyor mu, neler oluyor bilmek istiyor. Şifreyi, bilmek istemeyen var derse yalan olur. Yani ben istemiyorum bu kadar özele girmesini. Evet, yanında otururken telefonu ters kapatıyorlar bazıları. Ben yapmıyorum yani. Da kimisi kapatıyormuş, duydum yani. Evet. Bende yok da yani. Evet. Seven Serengil'in şartları. Konu ne olursa olsun herhangi bir anlaşmazlıkta ve tartışmada evden eşyaları alıp gitmek yok. Yan oda olabilir, salon olabilir. Sizin ev küçük mü? İki oda mı? Yani yan oda ve salon mu var sadece? Hayır, yani mesela erkekler sinirlenip eşyalarını alıp gidiyorlar ya mesela evden. Yani o doğru bir şey değil bence. Çok sinirleniyorsa bir hava alabilir, belki salona inebilir ama evden gitmek doğru bir şey değil. Pencere açabilir falan böyle. Bence en güzeli balkonla ev abi. Bir balkona da çıkabilir. Hava al ya, bu nedir ya? Balkona da çıkabilir. Aramızda olup biteni aile fertlerine, sosyal medyaya ve diğer mecralara anlatmak yok. Haftada bir gün erkek arkadaşlarıyla yemeğe gidebilir. Mekan bildirmek kaydıyla. Erkek arkadaşlarının kız arkadaşları olmayacak. Evet, şöyle bir şey oluyor. Şimdi diyor ki ben diyor erkek arkadaşlarımla, kızlar size soruyorum. Erkek erkeğe balık yemeye gidiyoruz diyorlar. Sonra masadan kızlar çıkıyor. Şimdi erkek erkeğe gidiyorsan kızların o masada ne işi var? Diyor ki bu sefer erkek arkadaşımın kız arkadaşı. Nereden bileceğiz? Evet. Doğru mu değil mi? Doğru. Doğru mu? Doğru. Bu detaylar çok önemli yani. Erkek erkeğe gidiyorsan erkek erkeğe gideceksin, erkek erkeğe döneceksin yani. Olmaz. Bak son madde, sevgimiz sorgulanmayacak. Sen sorgulanmayacak deyip bu kadar madde çıkar. Sorguluyorsunuz işte. Sevgi şöyle, beni sevmiyor musun derim, en nefret ettiğim şey o, istemiyorum onu duymak. Çünkü sevdiğim için beraber oldum çok belli yani. Seviyor ha. musunuz birbirinizi çok? Seviyoruz tabii ki. Sözleşmede ama cezai şart yok, farkındasınız. Evet. Hani biri ihlal ederse cezai şartın ne oldu bilinmiyor. Futbolcu sözleşmesi gibi büyük bir meblağla serbest de kalabiliyorsun yani. Hani. En büyük ceza iki sevgilinin birbirini kaybetmesi.